İslamı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız Cahie Hebdo dergisi büyük bir skandala daha imza attı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Cahie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin bir şekilde karikatürize ederek, İslam'a ve Peygamberimiz H.Z. Muhammed'e hakaret etti. Dergi tepki çeken kapağında, Erdoğan'a yönelik özel hayatında aslında çok eğlenceli ifadesini kullanarak, kapağın alt kısmına da Peygamberimize dil uzattı. Çirkin karikatüre dünyadan tepki yağdı. Charlie Hebdo'nun tepki çeken karikatürüne Türkiye'den ilk tepki ise iletişim başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin karşılık bulduğunu belirten Altun Charlie Hebdo az önce güya Cumhurbaşkanımızı gösteren aşağılık resimlerle dolu bir dizi paylaştı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefretini yaymaya yönelik iğrenç çabasını kınıyoruz ifadelerini kullandı. Sözde karikatürlerin tiksindirici olduğunu belirten Altun, bu açıkça yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür dedi. Altun, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanımız dünya çapında milyonlarca mülteciyi kucaklamada öncülük ederek hafızalardaki en insani lider olmuştur Kadınlara ve çocuklara yardım etmek için parmağını kaldırmayanlar şimdi müstehcenlikleriyle liderimizi hedef alıyor sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuza dair tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Yine, ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve antisemitik kışkırtmalar bize aynı karşılık vermeye kışkırtamayacak. Algılanan mağduriyetinize dayanarak gözdağı ve provokasyonlarınıza boyun emeği reddediyoruz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti, Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye davet etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, skandal karikatüre ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batılı kimi faşist çevrelerin, inancımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ahlaksız ve faşizan saldırılarına karşı her zamankinden daha fazla birlik olacağız inandığımız tüm değerler için insanlığa yakışır bir üslupla, inançla, inatla ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur ise karikatürü rezil olarak niteleyerek, Charlie Hebdo'nun rezil karikatür tweetine yapmayın işte bu Erdoğan'ın işine yarıyor diye Fransızca tweet atan Türk isimli bir hesap gördüm az önce paylaşımı yaptı. Cesur paylaşıma, yazıklar olsun. Bu ülkenin, bu milletin vallahi bu tiplerden daha büyük düşmanı yok diyerek tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e sal ve hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansıtmış, hatta lise kitapçıklarında karikatürün yer alması için talimat vermişti. Bunun üzerine İslam dünyasında tepki ve protestolar yükselmişti. Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Sakın Fransız markaları asla iltifat etmeyin. Bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu. <laughs>